yılın sonuna geldik. Üniversitedeki bir yılını nasıl değerlendiriyorsun? Bu yıl 3. sınıf öğrencisiydim. Üniversite hayatımın en zor senesiydi. Ama buna rağmen daha fazla sorumluluk almayı öğrendim geçtiğimiz 2 senede. Bu sayede bu en zor seneyi en başarılı dönemim olarak atlattım. Bir akademik dönemin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu yılı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yıl güzel geçti aslında bakarsanız. Hani 3. sınıftık biz de. Bu senemiz son oldu. Seneye son daha doğrusu ama bu sene bitmiş gibi sayılıyor. Seneye Erasmus'a gideceğim ben. Bu yıl akademik açıdan güzel geçti benim için. Tabii ki üniversitemizde eksiklerin olduğu gözüküyor hala ama yeni olduğu için bunları mazur görüyoruz diyelim öğrenci olarak. Çünkü hani yaz okulu bakımından büt koyulmasını talep ediyoruz aslında üniversitemizde. Bunlar dikkate alınırsa seviniriz biz de. Evet, bahar şenliklerimiz de oldukça her yıl güzel geçti. İyiydi yani, güzel bir yıl geçirdik. İnşallah seneye de öyle olur. Aynı şekilde mezuniyetimizde. Biz ilk 4 yıl mezun olacağımız için birazcık ekstra bir şeyler yapılmasını istiyoruz ayrıca. Üniversite hayatında bir yılın daha sonuna geldim. Bu yılın değerlendirmesini nasıl yapıyorsun? Vallahi ben bu yıl sağlık sorunları nedeniyle okula pek gelemedim. Yani elimden geldiği kadarıyla gelmeye çalıştım ama yine gelemedim. O yüzden pek bir değerlendirmem olamayacak bu sene. Okulda bulunamadım. Düşüncelerim bu kadar yani. Bu yıl değil geçti. İşte artık yaz da geldi. Ben de yaptım. Artık evlerimize döndüler. Bu yıl zor bir yıldı. Biraz finaller olsun. Sıkıştırdı bizi, alttan dersler de olsun. Ama iyi günlerde atlattık bu sayede. Benim için olumlu geçti çünkü çift anadağı başladı. Bayağı bir zorluk çektim yani bir yıl boyunca. Neredeyse hayatımın 24 saati okulda geçti. Sabahtan akşama kadar. Öyle ders ders sınavlar, uğraştık. Bir yıl daha bitti. Cuma günü eve gideceğiz, mutluyuz. Ya benim için üniversite 1. sınıfa göre 2. sınıf daha zor geçti. İşte dersler biraz daha yoğunlaştı, daha çok zorlaştı ama yine de bir şekilde üstesinden gelebildik. Yani 2. sınıf atlatınca üniversiteden daha hani daha çabuk ilerler ya, hani 2. sınıf atlayınca 3-4 daha çabuk mezun olur. Onun gibi düşünüyorum. Bu sene de bitmek üzere. Hayırlısı 3. sınıfa geçelim. Benim için söylüyorsanız bu yıl biraz sıkıntılıydı benim için ama genel anlamda iyi diyebilirim. Bu yıl dersler bakımından biraz kötüydü. Sıkıntılı geçti de bakalım hayırlısı. Yaz okulunda inşallah düzeltmeye bakacağız. Bana çok şey katıyor. Buraya geldiğim gibi bu 3. sınıfım zaten. 3 yılda hem Osmaniye çok değişti, hem Korkut Ata çok değişti. Hem burada beraber ben de çok değiştim. Birçok şey kattı üniversite hayatı bana. Osmaniye'ye geldiğim için çok şanslıyım. 2 yılı okumuştum Mahse'de. DGS'yle buraya geldim. Çok güzel bir yıl geçti. Diğer kalan 2 yılın daha güzel geçmesini temenni ediyorum. Yani monoton bir yıl geçti. Ders çalışmamak, gezmek, dolaşmak dışında başka bir şey olmadı. Hatay'dan geldim. Zor bir dönemdi, yorucuydu. Fakat aynı zamanda zevkliydi, bol etkinlik vardı. İBF günleri, gerek bahar şenlikleri gayet güzeldi, zevkliydi. Çalışmadım, keşke çalışsaymışım. Gerçi tekniğimizi çalışsak da yapamayacağız gibi geliyor bana. Yapamadım. Her zamanki gibi çok koşuşturmaca yolu geçti. Sınavlarda her zamanki gibi yoğundu. İki buçuk ortalama yaptım biz çocuklar. Ödem sorumluluğu bulmaz gibi. Üniversiteye gelince farklı oluyor tabii. Biraz geziyorsun, tozuyorsun. Bir sekizi katısı falan başlıyor. İşte şimdiden bu sistemlerini yapıyoruz burada. Yazın bir sekizi nasıl geçeriz? Kışın komplo yazın ne yaparız? Bunun derdindeyiz işte. İnşallah gelecek dönemde çok verimli geçtiğini düşünmüyorum. Yani hem üniversite açısından hem sosyal hayat açısından inşallah önümüzde 2 yılın bu seneden daha güzel geçeceğini. Bugün üniversiteye gelmeden öncekinden daha güzeldi. Daha sosyal etkinliklere de falan katıldım.
üniversitemize gelişen sosyal etkinliklerine falan güzeldi. Bu her zamanki yıldan daha iyiydi bu sene. Çünkü üniversitemiz gelişme durumunda bir üniversitemiz. O yüzden gelişme anında olduğu için süper bir üniversite düzeyine gelmektedir. Genç oluşumlu bir üniversite olduğumuz için taşlar daha tam yerine oturmadığını düşünüyorum ama giderek üniversitemizin gelişmekte, büyümekte olduğunu düşünüyorum. Bu yılı geçen yıla göre düşün değerlendirecek olursak birçok etkinliklerin daha fazla olduğu göze çarptı. Daha fazla etkinlikler vardı, daha fazla konferanslar vardı. Sosyal hayat geçen seneye göre birazcık daha fazlaydı. Bu da tabii üniversitenin gelişimini olumlu yönde katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. Biz birinci sınıf olduğumuz için bizim için gayet güzel geçti. Çünkü ders çalışmadığımız için pek sıkıcı geçmedi ama gelecek sene bayağı efor sarf edeceğiz gibi görünüyor. Aynen. Biraz sıkıcıydı. Bir de hani görmediğimiz bu, tamam liseden çıkıp üniversiteye geldik. Biraz adaptasyon süreci geçirdik. Hayat iyi geçti. Aslında çok farklıydı. Hiç ummadığımız bir şekilde geçti ama bir şekilde bitirdik. Bu kadar hızlı geçeceğini de düşünmemiştim açıkçası ben. Hiç bir baktık ki başlamışız, bir baktık ki bitti çok şükür. En azından birinci sınıf bitti yani. Sınavlar şimdiye kadar birer fena değildi aslında. Ama yine de diğer sınavlara da bakmak lazım. Çünkü 3 krediler kaldı artık. Onlara daha önem vermemiz gerekiyor. Çabuk geçti. İkinci dönem özellikle hocalarımız zorlamasıyla, sınavların kötü olmasıyla birlikte moral bozukluğuyla birlikte. Bu yılda gerçekten güzel bir çalışma yılı geçirdik. Geçen yılda hocalar çok iyiydi ama bu yıl üniversite hocası olmaya karar verdiler. Hocalar çok zorluyor. Biraz zordu ama çok çalıştık. Yorucuydu. Ama güzel geçti. Benim açımdan biraz zorlu geçti. Dersler ilk tanıştığımız dersler olduğu için ilk başta biraz zor geldi ama ikinci dönem daha kolaydı. Çok çabuk geçti. Bir yılda bu koskoca bir çok çabuk geçti. Yani nasıl geçti hiç anlamadık. Sınavlar gayet iyiydi zaten. Dersi çalışan arkadaş için hiçbir şey zor değildir yani. İyi de vardı, kötü de vardı. Ama genel anlamda iyiydi tabii genel ki. Genel olarak iyi.